Selamünaleyküm kardeşlerim, merhaba. Kur'an'daki birçok elçinin hayatına kastedildi. Ama neden? Bunun nedeni müşriklerin onların getirdikleri mesaja karşı tahammüllerinin olmamasıydı. Müşrikler kendileri gibi düşünmeyen insanları çok kolay hayatına kastedebilirler. Bir önceki videomda Ubeydullah Aslan'ın eleştirisi eşliğinde bunu sundum. Yani müşrikler kendi inanç şablonlarına uymayan kim olursa olsun bunları çok kolay bir şekilde öldürebilecek potansiyele ve inanca sahip insanlardır. Şimdi yine bunlardan bir tanesini sizinle paylaşacağım. Şimdi bu arkadaş dürüst birisi. İnancını söylüyor. Kendi mezheplerinin kitaplarında okuduklarını aktarıyor. Böyle dürüst, inancını savunan insanlara açıkçası saygı duyuyorum. Bunlar diğer insanlara göre daha temizler. Çünkü en azından açıktan inançlarını söylüyorlar. Münafık değiller. İmam Ebu Hanife rahimahullah diyor ki Hanifi mezhebini anlatıyor. Hanifiyseniz sizi anlatıyor. namaz kılmayan hapse atarım. Yeryüzünde gezme, dolaşma hakkı yok. Ta namaz kılana kadar. Türkiye'ye bayağı hapishane inşa etmeleri gerekecek. Çünkü Türkiye'de namaz kılmayan çok insan var. Anlaşıldı mı? Anladık. İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet İbn Hanbel diyor ki Tehlikeli. namaz kılmayanın cezası ölümdür. İdam. 3 mezhebe göre neymiş? İdammış. Şimdi bunu biz söylediğimizde arkadaşlar inanmıyor birçok insan. Diyorlar namaz kılmayanın hükmü hiç ölümü olur mu falan. Yalan söylüyorsunuz, uyduruyorsunuz falan. Alın size kendi mezhebine inanan samimi bir dindar kalkıyor mezhebindeki hükmü kendisini izleyen insanlara, takip eden insanlara aktarıyor. Böyledir diyor din. İslam dini böyle diyor. İdamla yargılarım. Namaz kılmadığını ispat ettikten sonra savcılık onu mahkemeye çağırır. 3 gün mühlet verir. Namazı kıl. Allah'ın farzıdır. Namaz kılman gerekir. Namazsız gezme, namazsız dolaşma der. İnat ederse bakın başlarına ne gelecek. 3 gün içerisinde namaz kıldı mı kıldı, Kılmadı mı? kılmadı mı 3 mezhebin imamına göre cezası idamdır. Sonra? Allah katında cezası idamdır. Şimdi bakın çok önemli bir şey söyleyecek arkadaşlar. Az önce size ne dedim? Müşrikler saldırgandır ve kirli inanca sahiplerdir. Bunlar sadece öldürmekle de kalmıyor. Namaz kılmadığınız için sizi öldürebilirler. Ölüm hükmünü zaten vermişler ama bununla da hızlarını alamıyorlar. Başka bir şey daha yapacaklar. İmam Ahmed İbni Hanbel diyor ki En azılısı bu. boynunu kestikten sonra mürtet olmuştur. Eğer boynunu kılıca getirip ölümü namaz kılmamaya tercih etmişse kalbinde iman kalmamış. Ve bu adam kafir ölmüştür. Ne yapalım? Diyor ki şehrin çöplüğüne atacağız cenazesini. Evet, gördüğünüz gibi sadece namaz kılmayan bir insanı öldürmekle de kalmıyorlar. Onun cenazesini ne yapacağız? Çöplüğe atacağız. Yani cenazesine bile saygı yok bu inançta. Eğer mezhebiniz Hanbeli ise evet Hanbeli mezhebinde ölünün cesedine bile bir şey yok. Bir saygı yok. Onu alıp çöplüğe atıyorlar. Yani bu kadar korkunç inancı sahip bu arkadaşlar. Ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kur'an'ın tek bir yerinde bile namaz kılmayana dünyevi bir ceza Kur'an öngörmez. Eğer namaz kılmıyorsanız bunun dünyada herhangi bir cezası yoktur. Allah kendisine ibadet etmemizi emretmiştir. Ama kalkıp bundan imtina ederse, çekinirse bir insan Allah'a ahirette bunun hesabını verecektir. Ama dünyada gidin onu dövün, gidin onu namaza zorlayın. Bu münafıklıktan başka bir şey getirmez. Düşünün birinin namaza örneğin Suudi Arabistan'ı düşünün. İnsanları zorla dükkanlarını kapatıyorlar. Adam yine gitmiyor. Arkada kendi bildiğini okuyor, yapıyor. Yani bir insanı buna zorlarsanız insanları münafıklığa zorlarsınız. Allah böyle bir zaten kulluğu zaten istemez. Allah dileseydi yeryüzündeki tüm insanlar inanırdı. Bunu direkt Kur'an söylüyor, direkt Allah söylüyor. Bu yüzden insanları sen mi zorlayacaksın diyor. Dolayısıyla hiçbir insanı inanç için hiçbir şeye zorlayamazsınız. Bu konuda zaten yaptığım diğer videolara da bakabilirsiniz. Artı kitaplarımda zaten bu konulara değiniyorum. Kitaplarımı okuyan insanlar muhtemelen görmüşlerdir. Evet, eğer dediğim gibi bu 4 mezhep ellerine güç geçirse namaz kılmayan insanları zorla döverler, zorla namaz kıldırırlar,
ellerine güç geçse kim bilir daha neler yaparlar. Evet arkadaşlar, hepiniz Allah'a emanet olun. Selam ve saygılar. Hoşçakalınız.